Merhaba, programın sol menüsünden faturalar sekmesine geliyoruz. Üst listede mouse'un sağ tuşuna tıklıyoruz. Yeni, alış faturası diyoruz. Karşımıza çıkan pencerede fatura hangi firmadan geldiyse carimizde onu seçiyoruz. Ünvanlı kısmının yanında bulunan aşağı ok işaretine basıyorum ve cari kartlarımı listeliyorum. Carimin üzerine gelerek çift tıklıyorum. Alt listede mausun sağ tuşuna tıklıyorum. Stok listesini seçiyorum. Karşıma çıkan pencerede stok kartlarımı görüntülüyorum. Eğer ki alış faturası içerisindeki stok kartınız programda tanımlı değilse mausun sağ tuşuna basarak yeni kart diyerek stok kartınızı ekleyebilirsiniz. Daha önce eklemiş olduğum stok kartımın üzerine geliyorum ve çift tıklıyorum. Miktarını yazıyorum. Birim fiyatımı yazıyorum. Bir alt satıra inebilmek için klavyemde bulunan aşı ok işaretine basıyorum. İkinci kalem ürününüzü eklemek için mouse'un sağ tuşu ile ya da F10 kısa yolu ile stok listesini açabilirsiniz. Stok listesi diyorum ve üzerine gelerek çift tıklıyorum. Miktarı kısmını belirliyorum. Birim fiyatımı yazıyorum. Alış faturamdaki tüm bilgileri girdikten sonra kaydet diyorum. Stoklarımızın ve carilerimizin durumunu inceleyelim. Sol menüden stoklar sekmesine geliyorum. Kulaklığımda herhangi bir mevcudu yok iken alış faturası ile birlikte şu anda mevcudu 100 adet güncellenmiş oldu. Carimizin bakiyesini kontrol edelim. Cari kartlar sekmesine geliyorum. Alış faturası ile birlikte carimin bakiye alacak bölümüne işlemiş oldum. Sizler de bu şekilde alış faturalarınızı program içerisine ekleyebilirsiniz.